edebiyat insanı. Evlilik adlı şiiri tartışmaya açıktır. Her satırının tekrar tekrar tartışma konusu olduğunu söyleyebilirim. Ama son satırlarında şöyle der. Yan yana olun ama fazla da sokulmayın. Bir tapınağa taşıyan sütunların arasındaki gibi bir mesafeniz olsun. Selvi ile Meşe birbirinin gölgesinde yetişemez der. Ama bu böyle upuzun evlilik üzerine yazdığı bu şiiri gerçekten benim için çok kıymetlidir. Ama tekrar ediyorum, tartışmaya da açıktır efendim. Her okuyan, her dinleyen için başka şeyler hissettirebilir. Ama benim sevdiğim eserlerinden biridir Halil Cibran'ın. Konuyla ne alakası var diyeceksiniz. Bugün aşk konuşacağız, ilişki konuşacağız, biraz evlilik konuşacağız. Biraz böyle küçük tiyolar alacağız uzmanından. Ama hangi cümlenin peşinden gideceğiz ona da bir bakalım isterseniz. Aşk bir kişi kendini yalnız hissettiğinde başlar ve yalnız kalmak istediğinde sona erer. Tolstoy'un lafı gene benim düşün 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 dediğim laflardan biri. Yani bir kişi kendini yalnız hissettiğinde başlıyor ama artık ben yalnız kalmak istiyorum dediğinde de bitiyor mu acaba? Her cümlenin peşinden gitmediğimi artık anlamış olmalısınız ama sevgili Serhat Yabancı ile bu cümlenin peşinden gideceğiz. Hoş geldiniz efendim, buyurunuz. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Nasıl gidiyor efendim hayat? Her şey yolunda mı? Keyifler yolunda, yerinde mi? Yolunda, iyi gidiyor. Öyle olmaz. O çok bilindik cümleler çok... bunlar. Bana farklı cümlelerle mutlu edebilirsiniz beni. Nasıl yolunda, gidiyor hayat? Hayat nasıl gidiyor? Ya aslında hayat inişli çıkışlı. Nasıl ki bir yıl dört mevsimse insanın hayatının da dört mevsim olması gerekiyor ve sağlıklı bir şey. Değil mi? Ama biz biraz bu yeni nesil sanki böyle hep bahar ya da yaz istiyor böyle. Hep... Yeni nesil çünkü çok gergin dönemlerden geçtiği için bence, ben bu arada suyunuzu koyayım. Eyvallah. O kadar stresli ve zor yerlerden geçtiler ve garip böyle hayat değişiklikleri deneyimliyorlar ki bence o yüzden biraz ihtiyaçları var gibi geliyor bana huzura ve mutluluğa. Ne dersiniz? Şimdi aslında her neslin ihtiyacı var ama evet. Bu yeni nesil... hayatın başka bir şeyle karşılaştı. Şimdi ben geçenlerde bir video paylaştım. Kayıp nesil diye. Şimdi böyle 35-55 yaş arası olan yaş aralığındakiler için. Aa, biz kayıp mıyız? Biz biraz kayıp nesiliz. Niye ben kendimi hiç öyle, siz kaç yaşındasınız? Ben 42 yaşındayım. 42. Evet. Yani ben kendimi kayıp hissetmiyorum. Şöyle, neden? Kayıp nesiliz. Çocukluğumuzda anne babalarımızı mutlu etmeye çalıştık. Tamam. Şimdi de çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz. Arada kalan, bu arada da kendine sürekli zaman ayırıp kendini mutlu etmeye çalışan bir nesilden bahsediyorum. Kayıp demek kimlik ve kişilik kaybıyla ilgili değil. Annelerimiz babalarımız da öyle değil miydi ya? Onlar aslında sistemi yürütmeye çalışıyorlardı ama çocuklar onlara yardımcı olan bir mekanizma içindeydi. Yani o dönemin çocukları neydi? Anne babaya yardımcı olan, özellikle işte kız çocuğu çoğunlukla anneye yardımcı olan, erkek çocuğu çoğunlukla anneye ve özellikle de babaya yardımcı olan bir referansa sahipti. Şimdiki nesil anne babalarına yardımcı olduğu çocukluklarıyla şimdi de çocuklarına yardımcı olmayla ilgili. Onların beklentilerini karşılama, onları mutlu etmeyle ilgili. Bu açıdan baktığımız zaman bir de bu nesil kendisi bu kadar yoğunluğun içerisinde, eğer anne babanız da yaşıyorsa bir yandan onları memnun edip mutlu etme rolleriniz devam edebiliyor. Hı hı. Bir yandan da alttaki nesile karşı sorumluluklarınız devam edebiliyor. Bir de bunun içerisinde kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Kendinize ve evliliğinize ayırt tutmanız. Ama hayatta böyle bir şey değil mi? Sevdiklerinizi mutlu edersiniz, kendinize zaman ayırırsınız, evet, ve hayalleriniz için yaşarsınız. Denge ise sıkıntı yok. Denge ise sıkıntı yok. Tatlı. Hayat nasıl gidiyor sorusuna cevap olarak söyleyebilirim. Hayat hiçbir zaman düz bir çizgi değil. Hı hı. Hiçbir zaman hayat bize zaten böyle bir şey vaat etmez. Hı hı. Zaten biz bunu kabul etmediğimizde mutsuzluğun etkisinin bizim üzerimizdeki derecesini arttırmış oluruz. Hı. Neden bu benim başıma geliyor? Trafik neden sıkıştı? Bugün hava neden böyle? Bunlar hep böyle bir reddediş. Bu reddedişler bizim acımızı daha da arttırıyor. Peki Serhat Beyciğim, sizi aslında izliyorum sosyal medyadan. Ama bana konuk olacağınızı duyunca hani daha bir böyle hem duyguyla, canım editörüm duyguyla daha bir konuştuk size. Hem de biraz baktım genel resme. Çok... Yani sosyologsunuz değil mi aslında? Sosyoloji mezunu musunuz? Hem sosyoloji mezunuyum, hem psikolojide master yaptım. Psikoloji master yaptınız. Evet, hem ODTÜ'den aile evlilik terapisi aldım. Hı hı. Aynı zamanda aile danışmanlığı ünvanı aldım. Hı hı. Bu uzun bir yolculuk. Yani. Evet, tam da onu söyleyeceğim. Başladığınız yerden oranla, yani birkaç sene öncesinden müthiş böyle takdire şayan bir
ivmeniz var. Hep bir hani daha çok öğreneyim, daha çok anlatayım, hep bir ekleyeyim üstüne. Evet. Bu şahane ve çok saygı duydum, çok takdir ettim. Darısı hepimizin başına. Çok büyük bir ihtiyaç bu. Yani uzman kimliğiyle ortaya çıkmış insanların ben artık uzmanım deyip koltuğuna yayılmayıp evet daha üstüne ne öğrenebilirim, ne katabilirim. Oradan da aile danışmanlığı, buradan da psikoloji yoksa sosyolojiye de yaslanıp devam akademik edebilirdiniz. Akademik eğitimi 18 yıl sürdü. Müthiş bir neden şey. Neden diyeceksiniz? 2 tane yüksek lisans yaptım. Hı hı. Bir lisans üzerine 2 yüksek lisans. İşte 3 yıl terapi eğitimi, 2 yıl başka bir terapi eğitimi, aile danışmanlığı, aile terapisi. Yani şimdi 6. kitabım işte bir 7-8 ay önce çıktı. Evet. 6 tane de kitap sığdırmışsınız evet, yani, kariyerinize. Benim için hani bu alan özellikle hani ilişkiler, insan, aile, evlilik. Ya bu alan zaten o kadar çabuk hızlı bir şekilde değişiyor ki bir uzmanın geriye çekilip ben artık diplomayı aldım. Nereden bitti. Mezun olursa olsun hiç fark etmez. İster psikiyatri alanı olsun, uzman bir doktor, ister psikoloji, PDR fark etmez. Ben artık diplomamı aldım, bu işin yeterliliğine sahibim demesi bence eksik bir farkındalıktır. Çünkü peki. insanın değiştiği bir alanla alanda çalışıyorsanız sizin değişime direnç göstermeniz veya mevcut birikiminize buna direnç göstermeniz ister istemez meslek hayatınızı da bir yerlerde tökezlemenize neden kesinlikle olur. Kesinlikle çok katılıyorum ve çok da gerçekten hayran kaldım yaptığınız şeylere. Şimdi ben tabii biraz ezber bozan meraklarım var benim tabii hayatla ilgili. Kameralar da olmasaydı ben bunu sormak isterdim. Kameralar varken de sormak isterim. Siz Elazığ'da dünyaya geldiniz. Nasıl bir ailede dünyaya geldiniz? Elazığ'da doğdunuz, orada mı büyüdünüz? Biraz bana aile yapınızı, çocukluk hikayenizi anlatır mısınız? Neden aileye, kadın erkek ilişkisine merak sardınız? Ben Elazığ'da işte 20 yaşına kadar, 19-20 yaşına kadar yaşadım. Bayağı ergenlik falan orada ergenlik. O zaman. Ama tabii Ankara ve İstanbul 16-17'li yaşlarda artık gelip gitmeye başlamıştım. Ya ben bunu şeyde düşünüyorum. Anneniz babanız ne iş yapıyordu? Babam işçi. Hı hı. Altı kardeşiz. Altı kardeş? Evet altı kardeş. Siz kaçıncısınız? Ben üstten dört alttan üç oluyor. Üstten dört alttan üç çok iyi bir tarif. Böyle bir aileden. Anneniz? Annem yaşıyor. Hayır ne iş? Ev kadınıydı. Ev hanımı. Ev evet, hanımı. Babam işçiydi. Tamam. Bütün kardeşler sizin gibi meraklı mı, eğitim aldılar mı yoksa siz mi taktınız kafaya? Herkes eğitimini aldı. Herkes belli bir iş sahibi. Kendi branşıyla, işiyle ilgileniyor. Peki bu mesela babanızın ve annenizin yönlendirmesi miydi yoksa sizler böyle bayağı hani akıllı çocuklar, uslu ve biz okuyacağız anne baba diye karşılar mı? Ben öyle akıllı falan bir çocuk değildim. Değildiniz. Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. En son Edirne'de imza günü yapmıştım. İlkokul 3. sınıf hocam, öğretmenim. O zaman öğretmen diyorduk. Benim imza günüme geldi. Yani ağlamamak için kendimi zor tuttum. O kalabalığın içerisinde hani sarıldım. Ve küçük sohbetlerimiz oldu. Zamanımız çok sıkıştıktı. Yani siz de imzalara çok gidiyorsunuz tabii. Görüyorum. Yani o da böyle birkaç şey söyledi. Hatıralar canlandı. Daha sonra işte yıllar sonra Elazığ'a gittim. Lise öğretmenlerimle karşılaştım. Onlar benim imza günüme geldi. Haylaz mıymışsınız? Ya şöyle, fizik öğretmenim dinler mi bilmiyorum ama bana şey demişti. Serhat'cığım, fizik dersinde sıkıntı yaratma. Tamam senin sınıfı geçireceğim. Ama yeter ki soru yaratma. Kazan ama ben, kaynatıyorsunuz. Kazan kaynatıyorum ama böyle hani şey nasıl diyeyim? Problemli bir çocuk değil. Mesela ben matematikte full okulda her zaman 100 alırdım. Zekadan mı o zaman? Full 100 sıkılıyor alırdım. Sıkılıyor musunuz? Ben matematikte full 100 alırdım. Tamam. Hiç. Ama çalışmazdım. Tamam. Mesela okulda okul birinciliklerim vardı. İlkokul işte 1, 2, 3 falan. Böyle okul birinciliklerim vardır. Yani evet orada bir başarı var. Başarıyı zeka. Seven biriyim. Başarıyı seven biriyim. Zekanın da bir boyutu var. Tabii kendi meslektaşlarımız da bunu da çok böyle hani masaya yatırdık, aynen. Konuştuk falan. Ama ben bir şey daha eklemek istiyorum. Yani bu meslekte başarılı olmak sadece bir akademik eğitimle olacak bir şey değil. Mesela sosyolojinin bana en çok kazandırdığı gözlerden biri toplumu bilmeden bireye yardımcı olamazsın. Özellikle bizim gibi toplumlarda. Tabii ki. Çünkü bizim gibi toplumlar samimiyetle iç içe girmişliği ayırt edemeyen toplumlar tamam, maalesef. Tamam ben sizi bu tarafa çekiyorum oraya gitmeyin. Yani şimdi şey siz... anlamında hani sınırları çizmekle ilgili. Çünkü tamam. Toplumların çok iç içe olduğu yerlerde insanlar birbirinin psikolojisine çok etki eder. Tabii ki. Birbirlerinin davranışlarına, tercihlerine çok etki eder. O toplumun o... Yani o etken maddeyi bulduğunuzda buradaki sonucu daha iyi yorumlarsınız. Tabii ki. O anlamda o sosyoloji de işte diğer alanlardaki bilgiler de bana farkındalık yarattı. Artı ben biraz da kişilikle ilgili de olduğunu düşünüyorum bunun. Hmm. Yani mizacın uygunluğu, insanlarla etkileşim kurma, muhakeme, analiz yapma. Peki, çünkü ben lisede arkadaşların, ayrılan arkadaşların
işte flört eden arkadaşların en çok danıştığı biriydim yani. Ha, lisede de böyleydiniz. İlişki danışmanlığı yapıyordunuz yani. Ücretsiz yapıyordum. Ücretsiz. Peki neye mesela dayanarak çok böyle ilişki bilen biri miydiniz yoksa duygularını doğru ifade eden ya, bir genç miydiniz? Duyguları doğru ifade etmek de diyebiliriz. Hani izlenebilecek muhtemel yolları kestirmek de diyebiliriz. Ablanız mı çok altı kardeşte? İki kız dört erkek. Aslında abla da az. Kadın dünyasını nasıl biliyorsunuz ki erkeklere ilişkide lisedeyken? Ya aslında şöyle bir şey var. İşte bu mesela ilişki dediğimizde sanki hep kadınların dünyası gibi algılanıyor. Hep kadınlar sanki aşk ve sevgi peşindeymiş gibi. Hani lisedesin, erkek arkadaşın geldi ya Serhat gene kavga ettik dedi. Ama çok okuyordum. Ha okuyordunuz. Tabii çok okuyordum. Ha, onu soruyorum. Kitaplarda okuyordum, gazetelerde okuyordum. Yani o hani mevcut dar imkanlara rağmen çok okuyordum. Çok İnsana okuyordum. Dair mi evet, okuyordunuz yani? Yani gözlem yeteneği bence çok önemli bu alanda. Tabii. Müthiş bir bilgi kaynağı. Ben şimdi mesela üniversitede ders de veriyorum. Aile danışmanlığı sertifikasyon programlarında da görev alıyorum. Orada da öğrencilerime de söylüyorum. Mezunlar, benim öğrencilerim hepsi üniversite mezunu. Onlara da söylüyorum. Çok iyi gözlemci olmanız gerekiyor. Toplumu bilmeden bireyle ilgili tek başınıza çalışırsanız o zaman terapi odasına sıkışıp kalırsınız. Seans odasına sıkışıp kalırsınız. Tabii. Ama bu sizin mesleğinizin sadece bir alanı eğer çalışmak istiyorsanız. Sizi buraya doğru getirmeye aslında çalışıyorum. Yavaş yavaş gözümüzün önünde Serhat'ı büyütmek istiyorum ki Serhat büyürken neler oldu ki şimdi bize nereden konuşuyor? Bu bilgilenmeyi neden aldı kendine? Yani ben aslında meseleye şöyle bakıyorum. Bir uzman zaten bilgili ise çok kıymetli ama konuştuğu yer de benim için önemli. Evet. Çocukluğu, gençliği, kesinlikle. Aşkı, kendi ilişkisi. Çünkü hani insan onu da merak ediyor. Derler ya kelin ilacı olsa kendine diye. Çok, en çok duyduğum soru. O yüzden hani sizi tanımak istiyor. Mesela anneniz babanız birbirine aşık mıydı ki o dönem görücü usulü var aslında. Yani dönüp baktığımda kendi gerçeklerim mesleki alanda bana yol göstermiştir. Acılar da. Mutluluklar da. Tabii. Anne babamızın ilişkisinin sağlık tarafları da vardı. Sağlıksız tarafları vardı. Bize göre yaşımıza sağlıksız ama onlara göre sağlıklı olan tarafları da vardı. O dinamikleri iyi görmek gerekiyor. Çünkü buradan baktığında bazı şeyler sağlıksız görür. Onlar kendi içinde çok sağlıklı görebilir. Kendi geçirdiğim ilişkiler de oldu. Yani çok tabii ki. Aşık oldum. Çok acı çektim. Hı-hı. Üzüldüm. Yani, lisede mi? Lisede oldu. Biraz daha platonik boyuttaydı. Üniversitede daha reel boyuta geçiyor daha sonra. Yani peki anne baba aşık mı? Ya İlk gördüğünüz ilişki o ya anne baba ya. Orada bir aşk mı var yoksa hani hasbelkader bir araya getirilmiş ve tekneyi devam ettirme kalbinde ve niyetinde olan bir anne baba mı? Onların ilişkisi biraz daha o günkü şartlara belki göre yorumlarsak daha farklı. Babam annemi beğeniyor, çok ısrarcı oluyor. Babam tabii kendi bölgesinin en yakışıklı adamlarından biri. Mavi gözlü işte böyle çok yakışıklı. Bakmayın siz bana şimdi. Benim oğlan da sarışın mavi gözlü. Gerçekten mi? Babam tabii çok yakışıklıydı. Hatta üniversitede bir gün beni almaya geldi akşam. Arkadaşlar dedi ki ya abim falan mı dediler. Ya şimdi bana da benzemiyor. Ben de daha doğrusu ona benzemiyorum. Babam dedim ya çok şaşırdılar işte ne kadar yakışıklı, karizmatik babam falan var. Anneniz mi beğenmemiş babanızı peki? Evet bu annem babamı beğenmiş. Anne nasıl güzel mi anne de o zaman? Annem de güzel ama babam da yakışıklı şimdi yani yana söylememe gerek yok. Bir de anne beğenmiyor babayı. Ya işte annem hiç şeyi beğenmez benim. Ha öyle. Genelde öyle yani. Tamam zor beğeniyor. Evet şimdi bu parçaları bir araya getirdiğimizde tabii orada da bir gözlem var. Babam yakışıklı bir adam. Babam uzun yıllar toplumda önderlik yapmış bir insan. Tabii ben hayatımın %60'ını 70'ini işte Büyükşehir'de yaşayarak geçirdim. 18'li yaşlardan sonra. Ama o geldiğim kültürü de biliyorum. O ilişki ağını da biliyorum. Fakat şunu da biliyorum yani ben size çok enteresan bir örnek vereyim. 7 yaşında okuma yazmayı öğrendik ve sınıf öğretmenimiz bize dedi ki herkes dedi uzaktaki biri yakınına mektup yazsın dedi. Rahmetli dayım o zaman Ankara Keçiören'de yaşıyor. Bize gelip gidiyorlar zar zor hatırlıyorum böyle. Dayıma şöyle bir mektup yazdım. Dayı burası çok sıkıcı ve küçük bir yer. Lütfen ben senin yanına geleyim. Sabah okula gideyim öğleden sonra gelip dükkanda çalışayım. Para da istemem. Şöyle bir mektup yazdım. Bayağı gitmek istiyorsun. Ben hep yani kendim bildim bileli. Ya diyorum ya biraz da mizaçla yani karakterle de alakalı. Yani 7 yaşındaki bir çocuk okuma yazmayı öğrenir öğrenmez ilk işi büyük şehire gitmek ya da daha büyük bir kentte yaşamak. Evet ilginç. Yani o benim için kendimle ilgili duyguları hayal, hedef, yönlendirmede ilk şey oldu. Daha sonraki süreçlerde de benzer yolları izledim. Tabii ailem büyük şehire gelmemi tek başıma istemiyordu. Tabii. Doğal olarak. Tabii. Şeyi de biliyorum ben İstanbul'a geldim. Üniversite tam bitmemişti. Memurluk sınavına girdim, memur oldum.
Aa. Bakın 99 yılı memur oldum. 2001 yılında atandım. Kadıköy Aile Mahkemesi'ne atandım. Beni ağır cezaya görevlendirdiler. İlk iş günüm, ilk memuriyetim günüm. İlk girdiğim dava da susurluk davası mıydı? Bilmem ne davasıydı. Öyle bir davaydı. Şoktayım yani. Hani düşünün 20 yaşında falan, 21 yaşında evet. falan böyle. Ben hayatta buradan başlamamalıydım diye kendime söylüyorum. Hani niye ben buradan bu kadar zor bir yerden başladım Tabii. diye. Öyle bir süreçte geldim. Babam beni İstanbul'a bıraktı, yerleştirdi. Giderken annemi arıyor, annemi arıyor, ağlıyor ve sonra bana yıllar sonra şey dedi. Ankara'ya kadar ağladım dedi. Aşkım. Seni bıraktığım için. Bana çok düşkündü rahmetli babam. Yani çok Allah bizim rahmet eylesin. Bizim çok farklı bir ilişkimiz vardı. Biz mesela sahilde otururduk. 10 kilometre yürürdük, sohbet ederdik. O bana gençlik hikayeler, İzmir'de yaşadığı dönemleri anlatırdı işte. Edirne'de yaşadığı dönemleri anlatırdı. O da mı anlatırdı. Çok okurdu? Ya çok entelektüel bir tarafı vardı. Çok iyi bir hayat tecrübesi vardı. Çok iyi bir iletişim tarafı vardı. Yani kanaat önderliği tarafı vardı. Ne kadar güzel. Çok şey kazandım. Yani ilişkileri yürütme noktasında müthiş bir performans. O zaman aslında ilk öğretmen baba oldu. Tabii ki gibi babamın yani var. O ilişki yürütme, insanlarla olarak kurduğu ilişki benim için önemlidir. Yani bir kriz yönetimini öğreniyorsunuz orada. Peki şunu merak ediyorum. Evlisiniz ve bir oğlunuz var. Bir oğlum var, bir yaşında da bir kızım var. Allah bağışlasın ikisini de. Ne kadar tatlı. Eşinizle ne kadar zamandır birliktesiniz? Yani evliliğim 11. yılına giriyor. Maşallah. Evet. Ondan önce bir yıllık da bir sürecimiz var ortalama. Aşk. Babam gibi ben de başlatıcıyım. Siz mi aşık oldunuz? Babanın evet. kaderine devam ettiniz. Yani şimdi benzerliğe baktığımızda evet. Ama zaten şeydir hani bu toplumda değil aslında. Dünyanın birçok yerinde erkek başlatıcıdır. Yani bu da aslında bir anormallik değildir. Bu geleneksel bir kural da değildir. Sosyolojik bir gözlem. Sosyolojik bir gözlem. Yani... Dünyanın her yerinde öyledir. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Hayvanlar aleminde de öyledir. Ama mesela bizde tam tersi hani kadın isterse yuvayı erkek, dişi kuş yapar. Hani erkek başlatır ama kadın isterse devam eder hali kadın, var ya. Kadın erkek başlatıcıdır, kadın karar verip sürdürücüdür. Tamam, şimdi yani, oldu. Kadın arzulanmak ister, sevildiğini görmek ister. Ve bir kadın bir erkeğe nasıl ikna olur? Erkeğe ikna olmaz. Onun sevmesini sever. Onun tutarlı sevdiği evet, halinden onun yani bir kadın bir erkeğin sevmesini sevdiğinde... Onun o verdiği sevgiyle sevildiğine inanıp onunla mutlu olacağına inandığında kapılarını açmaya başlar. Doğru aslında evet. Benim yani bu insan beni sever. Bülent'le ilişkimde evet. aynı şey olmuştu. Onun sevme şekli sizi tatmin eder. Yani sağlık oranı aslında biraz sevme da budur. Sevme şekli değil de sevmeyle ilgili istikrarı güven verdi tabii ki, bana. Tabii yani ki. Sevme biçimi değişken midir? Herkesin sevme dili farklıdır. Ama sizin için önemli olan tek bir şey vardır. Onun sevme dili sizin sevilme dilinizle uyumlu olmalıdır. Yani o sizi istediği gibi sevsin ama bu sizin sevilme dilinize uygun değilse olmaz. Eşleşmiyor. Siz eşinizi gördünüz ilk. Evet. Dediniz ki o. Aslında kuzenim bizi tanıştırmıştı. Tamam. Oradan bir tanışıklık oldu. Ne iş yapıyor? Eşim matematik öğretmeni. O bak matematikten yüz alan liseli Serhat. Evet, yıllar sonra bir matematik öğretmeniyle evlendi. Çok evet. manidar, evet. enteresan. Aynı zamanda eşim o da sosyolojiyi bitirdi. Müthiş. Aslında psikolojiyi kazandı da o dönem eşim hamile olduğu için örgün öğretime devam edemedi. Ha. Açık öğretimden sosyoloji okudu. Bir tane kart seçelim mi? Nasıl bir soru gelecek size Hadi ve bana ne cevap vereceksiniz? Çayın kırmızısı olsun. Çayın kırmızısı olsun. Ne soru geldi? Sorayım mı? Evet, size soruyoruz. Ha bana? Evet. Kendime soracağım. Aha. Hayatımızda olan her şeyden biz mi sorumluyuz? Güzel soru. Vallahi benim de çok soru. Tartıştığım bir konu. Hayatımızda olan her şeyden biz sorumlu değiliz. Ama bunun bizim üzerimizdeki etkisinden biz kısmen sorumluyuz. Bize olana verdiğimiz tepki mi? Tepki. Olanın bizdeki tezahürü mü? Yok, olana verdiğimiz tepki. Tepki nedir? Duygusal Cevabımız. Tepkiler, yorumlama özellikle. Yani başınıza bir olay geldiğinde mesela evet. başımıza A olayı geliyor. Tamam. Bu A olayı sizde 60 derece etki yaratıyor. Evet. Bende 80 derece etki yaratıyor. Başkasında 40 derece etki yaratıyor. Evet. Yaşlarımız, sosyo-kültürel düzeylerimiz aynı olsa bile etkiler farklı oluyor. Tabii. Bu etki farkının mizacı, kişilik boyutundaki özelliklerini azıcık kenara bırakırsak geriye kalan kısım olaya verdiğimiz, olayın kendisi değil olaya verdiğimiz anlam. Neden bugün bu trafik sıkıştı deyip kendini çok üzmek var, ona buna bağırmak var. Bir de ya ben İstanbul'da yaşıyorum, bu olağan bir durum. Bunlar her zaman oluyor ve olacak deyip bunun bizim üzerimizdeki etkisini minimize etmek var. Evet. Hayatımızda olan her şeyden biz mi sorumluyuz? Hayatımızda olan her şeyden biz sorumlu değiliz. İstemsiz olarak başımıza her şey gelebilir. Yani bu biraz bizim toplumumuzda kendimize savcı, başkalarına
avukat olmayla ilgili bir durumumuz. Doğru. Biz biraz kendimize fazla yargılıyoruz. Başımıza gelen her şeyden dolayı kendimize karşı acımasız davranabiliyoruz. Evet. Yaşadığımız olaylarda veya uzun bir ilişkide, uzun bir ayrılıktan sonra kendimizi daha çok suçlamaya meyilliyiz. Onun için bu toplumda evlenmek bir sıkıntı değil. Esas problem ayrılıklarda. Değil mi? Evet. Bu topluma sadece evlilik eğitimi vermeyeceksiniz. Bu topluma ayrılık eğitimi de vereceksiniz. Zaten kesinlikle başlangıç meselesi benim de çok hani bu aralar düşündüğüm bir şey. Mesela işte bebek sahibi olmak çok kolay. Ne olacak bebek sahibi olmakta? Yani biyolojik bir sıkıntınız yoksa. Ama bebeğe çift olarak hazır mısınız? Gerçekten ikiniz istiyor musunuz? Anne baba olmak, yaşam sevgililik halinize ne mu yapacak? Evet. Yani bunları düşünmek sizin hemen o statüye sahip olma hali ya da o bebek aşkıyla sonra gelinen yer çok acımasız oluyor. Dediğiniz gibi biz böyle heyecanla başlıyoruz da idame ve bitirme yani gerekiyorsa da bitecek hesap, çünkü. Hesap kitap konusunda ben bunu da biraz şeyle ilişkilendiriyorum. Yani toplumların gelişimsel düzeyiyle ilgili. Yani bir adım atılırken o adımın birkaç adım sonrasında biraz hesaplamamız gerekiyor. Bu cehalet mi? Bilgisizlik mi? Yoksa yani, heyecan mı? Çünkü Türk toplumu bir de çok heyecanlı ya. Ama heyecanınızı yönetememek de cehalettir. Değil mi? Yani her duyguya yenik düşmek, her duygunun sesine kulak vermek de bir cehalettir. Hmm. O zaman içinizdeki öfkeye itaat edip öfkeyle ilgili bir davranış gösterip bir cinayet de işleyebilirsiniz. Duygu yönetimi yani biz ona duygu regülasyonu diyoruz. Evet. O duyguyu yönetemezseniz duygu size kendinize zarar vermeye de neden olabilir, başkasına zarar vermeye de neden olabilir. Evet. Duygu yönetimi de bir bilgeliktir. Peki benim mesela tıkandığım bir yer, ben artık duygularımı regüle edebiliyorum. Ama bir haksızlığa uğradım da eskiden kararıyordum, işte ağlıyordum, neden oldu, neden falan. Bunlar bitti. Ama haksızlığı yapan insana karşı hayretim bitmedi. Yani insan bu noktaya nasıl gelebilir? İnsan insana bunu nasıl yapabilir? Umudunuz var çünkü. Ha. Hayret etmeniz iyi bir duygu. Evet, hayret bari ediyorum. Onu kaybetmeyelim. Değil mi? Çünkü olağanlaştığında evet. Bu daha büyük bir şey. Bu artık her şeyi kabullenmeye dönüşüyor. Evet. Artık her şeye karşı ya olabilir artık alıştık dediğimizde aslında onların önünü açmış oluruz. Evet. Bu öyle tehlikeli bir şey. Hayret etmeniz hala güzel değerleri tuttuğunuz anlamına geliyor. Değil mi? Yani şaşkınlık ifadesi çok bile şaşkınlık. Güzel bir duygu. Hayret etmek güzel bir duygu. Evet. Eleştirmek de güzel bir duygu aslında. Ama eskiden tonu. Belki hata ve haksızlıklara toleransınız düşüktü. Evet. Daha sert veya daha net tepkiler veriyordunuz. Şimdi belki daha bunların olabilir. Yani bazı şeyler olabilir diyorsunuz. Ve bununla ilgili belki davranışlarınızı değiştirdiniz. Hani sert tepkiler vermek yerine ifade etmek ya da işte belki şans tanımak. Belki de hani ilişkilerde de aslında benzer bir şey vardır. İlişkilerde sorunun ana özelliği iki tanedir. Sıklık ve süreklilik. Bir şeyin bir ilişkide sorun olabilmesi için iki ana özelliği taşıması lazım. Hmm. Sıklığı ve sürekliliği. Yani bir insan size gayri ihtiyari bir tartışma alanında ağzına kötü bir şey çıkıp söyleyebilir. Bu eşiniz, arkadaşınız, kardeşiniz de olabilir. İki şey var orada. Bunu ne kadar sık yapıyor? İki, telafi ediyor mu? Hmm. Şimdi güven mekanizmasına belki buradan geçebiliriz. Orada da belki bizim için en önemli olan şey karşıdakinin güveni. Çünkü güven ilişkide çok önemli bir şeydir. Oksijen gibidir. En önemli. Çünkü şey. Güven sevmekten daha güçlü bir duygudur. Evet, ve sanki. İnsan güvenmediğini sevemez. Evet. Birini sevmemiz için ona güvenmemiz lazım. Ancak ve ancak sevmediğiniz birine güvenmediğiniz birini seviyorsanız olsa olsa bu bağımlılıktır. Çok bağımlılık dolu ilişkiler var değil mi? Evet. Az önce Tolstoy'un dediği de oydu aslında. Evet. Yani yalnızlık hissettiğimde aşık oldum. Yalnızlık ihtiyacı isteyici. Hissettiğimde de aşkım bitti. Bu ne demek hakikaten? Şimdi ben mesela yani bu aşk bir kişi kendini yalnız hissettiğinde başlar, yalnız kalmak isteyen sona erer Tolstoy'a ben hiç kabul etmiyorum. Aşk yani biter ama orada bir şey daha var. O aşk biter ama sevgi olarak kendini sürdürebilir. Evet de yani ne oluyor ben yalnız kalmak istiyorum ve tamam bitti deyip arkamızı değil, bitme mı değil işte, bitme değil evet. İşte. Sevgi kavramının oluşabilmesi için en önemli altı çizilecek cümle şudur. Bilinç. Siz aşkın bittiğine inanıyor musunuz? Tabii ki. Gerçekten tabii ki. Ben inanmıyorum. Aşk şöyle yani bitiyor. Bizim ilk başlarda yaşadığımız bir ivme gibi düşünün bunu. Bir ilişkideki duygunun hızı diyelim. Nedir o duygunun hızı? Diyelim ki 80 ile 100 km arası. Maksimum 100 olsun. Peki. Bu arabanın hızı. İlk başlarda 80 ile 100 arası. Bu araba durmuyor yine. Yani bu araba... Ama aşk bitiyor mu mesela? Eğer aşka siz 80 ve üstüne aşk derseniz, ha. 80'nin altına düştüğünde bitiyor diyorsanız evet bitiyor.
Ama ben de diyorum ki 80'in altına düşüyor ama 70'te 60'ta da o ilişki devam ediyor. O araba tabii yine ki gidiyor. Ben, o araba... Yani ben şu aşkın ömrü 3 yıldır yok aşk der. Ben mesela buna küllüm karşıyım. Yani aşkın bir süresi olduğuna inanmıyorum. Aşkın mesela ben şöyle bakıyorum. Eğer ilişkinin içinde hala özenliysen zaten hayata karşı da heyecanının bitmemesi gerekiyor ya. E ilişkide de heyecanı bitirmeme ihtimalin var. Bu sende gizli diye düşünüyorum açıkçası. Bu heyecan, bu bahsettiğiniz heyecan çok sağlıklı olması gereken bir şey. Evet. Ama aşktan farklı şu. Bu heyecanı iki kişi yaşıyorsunuz. Evet. Aşkta aşkın %50'si sizin zihninizde kendi kendinize ürettiğiniz bir senaryodur. Hani Mehmet Hoca ne diyor? Aşk geçici bir görme bozukluğu. Evet, Mehmet Hoca bunu diyor ama ben ona da katılmıyorum. Ona da katılmıyorsunuz. Aşk geçici bir görme kusuru diyor. Tedavisi de evliliktir diyor mesela. Evet evet. Bayılıyorum yani, da bu cümlesine. Evet, evet. 5 Kasım'da Mehmet Hoca ile beraber sahnemiz var İzmir'de. Yani, onu güzel. Da söyleyeyim. Selam şimdi, söyleyelim buradan Mehmet Hoca'ya da. Aşkın çoğu bizimle alakalıdır. Mesela karşıdakinin hiç haberi olmadan da siz bir aşk yaşayabilirsiniz. Platonik ama aşk. Ama platonik o. Veya siz karşınız, gördüğünüz bir kişiye yüklediğiniz bir anlamla da aşk yaşayabilirsiniz. Freud diyor ki aşk diyor bir insanın bir özelliğini aşırı derecede yüceltip mesela bu benim aşkım. Tamam. Ben bu aşkın sayesinde şu küçük parçaların onun arkasına diziyorum. Tamam. Bundan dolayı arkadakilerini görmüyorum. Bu ne zaman ortadan azalıyor? Ben arkadaki eksik küçük parçaları görmeye Allah başlıyorum. Allah Allah. Ben mi deliyim acaba? Deli değilsiniz. Hayır çünkü yani ben de şöyle düşünüyorum. Ben mesela kocama 9 yıl olacak çok aşığım ve birbirimize, ilişkimize, hayatımıza kattığımız her şeyle diyorsunuz ya şimdi bu aşk. Benim bu kadardı 9 yıl önce. Şimdi bayağı böyle kocaman hani çocuğumuz ama o oluyor güçlü daha sevgi büyüyor. Aslında. Bak aşkla sevgi arasındaki ama en büyük fark. Ama tutku da var içinde. Tamam aşkla sevgi arasındaki en büyük fark şu. Çok görece geliyor bana hocam bu ya. Fazla rasyonel bakıyorsunuz. Gerçekten evet. Mi? Şöyle değerlendirelim. Ben o rasyonelliğe biraz daha bilgi koyayım. Bilgi tamam. Sizi rahatlatıyor çünkü. Aynen. Gördüğüm kadarıyla. Aşkla sevgi arasındaki şey şudur. Ne? Sevgi tanıdıkça gelişir. Evet. Aşk tanımasanız da gelişir. Evet. İşte bu. Buna katılıyorum. Siz Bülent'i tanıdıkça sevdiniz. Evet ama heh. Benim aşkımı da pekiştirdi. Tamam daha, pekiştirdi ama. Daha kalbimiz. Evet. Mesela ben de biyolojik olarak şöyle oluyorum. Aşk böyle kalbimin hızı mesela odadan giriyor oluyorum böyle burnum sızlıyor. 3 gün görmesem böyle bir eksik var mesela. Bu sevgi mi aşk mı? Bana aşk bu. Ya işte siz bunu aşk olarak tanımlayın evet. Sıkıntı yok. Kavramlara takılmamak lazım. Biz süreçten bahsederiz genelde. Ha, hani biri, ben biri, de bu süreç meselesini... Siz de aşka etiketini yapıştırdınız. Okey ya, sıkıntı yok. Bilim insanı şu süreleri bir konuşsak mı hocam? Yapmasak konuşalım. Mı böyle şeyler? Niye sınırlandırıyoruz dakikayla saatle günle? Ama mesela birçok toplumda yani Avrupa'da da bununla ilgili birçok araştırmada da şöyle bir şey var. Yani en uzun aşk ömrüyle ilgili vuslat dediğimiz. Ne kadarmış? Kavuşma olmazsa kavuşma ne kadar geçmişse. Romeo Juliet. Maksimum 25 ay diyenler var mesela maksimum. Benim kendi 25 ay mı? Evet. Ne biliyorsunuz anlamadım 25 ay. Ama bu kavuşmadığı halde 25 evet, ay. Kavuşursa 18-22 ay arası. Ne? Ya. Bilmiyorlar hiçbir aşık olmamış. Net söylüyorum o bilim insanlarını buraya davet edip aşık olmam. Ne 18 ay? Çok kısa. Çok saçma. Evet. Aa olur mu? Tadı damağında kaldı bitti diyoruz. Ne damak mı denir ona çikolatayı bile tutsan damağına bir o günde kalıyor. O kadar daha uzun sürüyor. Aa olacak iş değil hocam. Evet. Kabul şimdi, edemedim. Yani aşkta bizim gerçekliğimiz daha ön planda. Bizim senaryolarımız daha ön planda. Evet. Bizim ona yüklediğimiz anlam. Ay ne kadar güzel gözleri varmış diyorsun. Sonra diyorsun ya normal bakıyor. Şehla mıymış o biraz diye. Evet. Aa şaşı falanmış şey diyorsun. Yani görmek istediğin veya ihtiyacın olan bir şey. Orada da bir dinamik var. Birine görür görmez aşık oluyorsan bunun dinamiklerine bakalım. En temel dinamiklerden biri şu. Yoğun bir duygusal yoksunluk içindesin. Hmm. İkincisi yoğun bir yalnızlık olabilir. Yani bunlar mesela alttaki motive edici dinamikler. Evet. Uzun bir dönem ilişkilerden uzak kalmışsan ama kaygıdan ama korkudan ama imkansızlıklardan seçenekler olmadığından dolayı. Evet. Herkesin nedeni kendine astır. Birine pat diye aşık olma ihtimali çok yüksektir. Hmm. Uzun bir süre duygusal yoksunluk yaşamışsan belki de anne babadan o duyguyu sevgiyi alamamışsan en küçük bir ilgiye tav olma ihtimali çok yüksektir. Hocam, bir güler yüze kapılabilirsin. Vallahi Serhat Hocam programın maalesef sonuna doğru geliyoruz. Biz burada Duygu harika bir şey hazırlamış. Kısacık soracağım size bunları. İlişkiler üzerine klişeler diye bir uzman görüşü alayım. Şimdi aşkla ilgili az mı payını aldım? 17-18 ay ben bunalıma girerim yani bu araştırma sonucuna. Ama ben şunları size sormak istiyorum. İlişkiler üzerine klişeler var. Kalemim düştü hiç önemli değil. Kaçan kovalanır. Bağlanma sorunu. Yok. Kaçan da kovalanan da. Ha. İkisine de bağlanma sorunu bağlanma vardır. Sorunu var. Çünkü ama doğru mu? Bu bağlanma sorunu bu sağlıksız kaçanı bir kovalanır mı ediyor? Ya şöyle kaçan zaten kovalayan olduğu için kaçıyor.
Kovalayan da kaçan kaçtığı için şey yapıyor. Aslında ikisinin de bir bağlanma sorunu olabilir. Bir de burada şeye bakmak lazım. Süre de önemli. Hani ilk başlarda bir kadını etkilemek için kaba tabirle peşinden koşarsınız. Kur evet, yaparsınız. Evet. Bu normal ama bu uzun bir süreçse, ya bir yıldır bir patern olduysa, bu bir patinajsa, evet. Bu bir, yani bir senedir siz kovalıyorsunuz, o da kaçıyor. Kaçıyor ama bir yandan da arkasına bakarak kaçıyor. Burada bir bağlanma sorunu arayacağız. Çünkü çocuk hareketi değil mi o? Çocuk hareketi ama. 3 yaş, 4 yaş kovalamaca hareketi. Evet, ama niye kaçıyor değil, ben niye kovalıyorum onu da soracağız. Değil mi? Yani gelişimin ilk sorusu şu olmalı. Ben neden bunu yapıyorum? O bana niye bunu yapıyor değil. Tamam. Kısa kısa gidiyorum. İlk aşk unutulmaz. İlk aşk unutulmaz değil. Bütün yaşadıklarımızı unutmayız. İnsan... Ceyda da gülüyor kameranın arkasına. İnsan yaşadığı hiçbir şeyi unutmaz. Bence İlk aşkların unutulmama nedeni şudur. İlk tecrübelerin çoğu unutulmaz. Ha, bu yüzden yoksa anladım. Yani. Evlilik aşkı öldürür. Evlilik aşkı öldürür mü? Evlilik aşkı öldürür. Şimdi sen hayır hocam yapma valla aslında küçüğümüzü şuradan başlayacağım Serhat Hoca'nın sesini. Yok öyle bir şey. Tamam Ceyda Hanım için evliliğine göre değişir hocam. Tamam evliliğine göre değişir değil diyelim. Mi? İlk 2 yıl öldürmez diyelim. Ay, size kıyak yapalım. 3 yıl sıkıştık ama, arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. 10 yıllık flörtte de aşk bitiyor. Sadece evlilik de bitiyor demeyelim. Ha. Yani ilişkinin adını evlilik aşkın düşmanı değildir. İlla bir düşman arayacaksak evlilik demeyelim, eşler diyelim o zaman. Peki bu yaşta aşk mı kalır? Diyenin ben var ya yani yuh sana derim başka. İnsan izin verdikten sonra her yaşa aşık olabilir. Ben aşık olamıyorum değil. Ben aşık olacak cesarete sahip değilim. Peki en nefret ettiğim cümle. Benden daha iyilerine layıksın. O kadar o kadar iyisin ki seni terk ederek ödüllendiriyorum. Farklı versiyonu bu. Ayıp bu ya. Bu ayrılığın sorumluluğunu almamaktır. Ben ona tek bir şey diyorum. Adam gibi başladıysan adam gibi de bitireceksin. Biz bu bitirme meselesini bir dahaki programda işleyelim Serhat Beyciğim. Şunu çok net söylüyorum. Bu ülkede gerçekten ayrılma travması var. Bence de var. Bakın cinayetler, kadın sorunları, bu şiddetler, ayrılamama, eski sevgili, eski eşi unutamama, sürekli sosyal medyadan eskileri takip etme. Bunlar hep ayrılamama sorunu. Ben de %100 katılıyorum size. Bunu mutlaka konuşayım. Sana değil çevrene güvenmiyorum. Sana değil çevrene güvenmiyorum değil. Ben bal gibi sana güvenmiyorum. Evet. Bitti. Bu ne? Hiç kıvırmaya gerek yok. Evet. Benim tarzımı bilenler, okurlarım, danışanlarım, eğitim verdiğim kesim hep şunu bilir. Serhat Yabancı net konuşur. Evet. Cevabı da nettir ve bilimseldir. Evet. Sana değil çevreye güvenmiyorum. Hayır kardeşim sen bana güvenmiyorsun. Evet. Benim herhangi bir ilgiye tav olacağımı düşünüyorsun. Herhangi bir bakışa yem olacağımı düşünüyorsun. Benim zayıf veya dik duramayan biri olduğumu düşündüğün için çevreye güveniyorsun. Çünkü partnerine güvenen şunu der. Ben ona güveniyorum. O nereye giderse gitsin sınırını da bilir, gereken sınırı da çizer. Aynen öyle. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde kontrolle sadakat sağlanmaz. Sizden korktuğum için bana soru sorun demeyeceğim. Hadi diyeyim. Bana sorunuz var mı? Bana, ben size ne sorayım? Kendinizle evlenmek isteseydiniz en çok hangi özelliğinizden dolayı kendinizi tercih ederdiniz? Her şeyi halledebilen halimi sevebilirdim. Kurtarıcı. Yani evet şey hani hayatı kolaylaştıran bir tarafım var benim. Böyle hani organize etmek, hayatı daha eğlenceli kılmak, güzel. Her şeyin hani sofranın da güzeli. Bir de olumsuz bir soru sorayım. Evet sorun. Kendinden boşanmak isteseydin kendini neden dolayı boşardın? Telaşlarım ve acelecilik. Zaman alevi sinirim. Evet. Yani, yükselmeler değil mi? Evet yani böyle bir anda parlayıp sönme halim ve şu aceleci halim. Böyle sabah daha uyanırken bugün şunları yapacağız diye uyanma ah derdim yani kendime yeter. Be. Sakinleşememek gibi. Ama boşanmazdım severdim kendimi çok ben. Yani bunlar çok hoş değil ama derdim. Yani. Ne yapacağımı şaşırdım. Toparlıyoruz şu an. Toparlıyoruz. Evet. Efendim size ait olan bir sayfam var. Sonunu bir satırını sizin yazarak bitirmenizi istiyorum. Hay böyle hay. Konuklarıma. Günün mottosunu yazıyorum. En sonuna da onlar bir cümle yazıyor. Sizi nasıl hatırlamamı isterseniz onu yazmanızı rica edeceğim. Hemen fotoğrafınızı çekeyim. İmza gününde fotoğraf çektirmeye alışmış olmalısınız diye düşünüyorum. Bir kere bakarsanız fotoğraf çekeceğim. Size çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür daha sık bekliyorum. Bu kadar çok şey okuduysanız konuşacak çok şeyiniz var. O yüzden daha sık bekliyorum programı. Nasılsa hafta içi her gün ben buradayım. 10 yılda gitmem ben buradayım. şimdi size bir soru soracağım. Bu sorunun cevabını biz programı kapattıktan sonra çekip sosyal medya hesabımızda yayınlayacağız. O yüzden düşünmeye vaktiniz olacak. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ve şöyle bir soru soruyorum. Düşünün ki adınız Ahmet. Eşinizle kavga ettiniz. Ve işte özür dileyemiyorsunuz ama bu işi bir toparlamak lazım. Ayşe eşiniz
Ve ona böyle kameraya bakar gibi bir erkek nasıl konuşursa demin söylediğiniz gibi sarıp sarmalayabilir hatasını ve o yarayı. Telafi meselesi, regülasyon meselesi. Evet, evet. Nasıl bir şey söylemek isterdiniz diye soruyorum. Bu tiyoyu da sırf beni izleyen canım erkek seyircilerim için yapıyorum. Bir daha da yapmam. Ama yani bu cevabı sosyal medyada izleyip sevdiceğinizin gönlünü almanızı da kalbimden dilerim. Bambaşka sohbetlerde gene birlikte olacağız. Bana iyi gelen sana da iyi geldi, ben biliyorum. Hoşça kal. Yine gözleri ışıl ışıl bir konuğum vardı bugün. Öğrenmekten keyif alan birisi Serhat Bey. Babasıyla olan ilişkisinden çok etkilendim. Zaten eşiyle olan ilişkisinin başlangıcıyla babasıyla annesinin ilişki başlangıcı aynı. Bu bana ilginç geldi. Sorularıma verdiği net cevaplar bir bilim insanı olarak çok önemli ve çok kıymetliydi. Kendin olduğun yer doğru yerdir. Orayı ve kişileri her zaman sev. Değerli olman için asla özel bir nedene ihtiyacın yok diyerek tamamladı satırlarını. Teşekkür ederiz Serhat Yabancı.